Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Otadam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz suyun faydaları. Bu çekimi Antalya'nın Değirmenönü mahallesinde kültür alanda yapıyoruz. Çünkü burada vakti zamanında suların bol olduğu 6 tane değirmenin çalıştığı, buğday, bulgur, mısırın kırılması ile ilgili birçok seremoninin, suya bağlı birçok olayın olduğu bir alan. Bu anlamda Antalya'da yıllarca hizmet etmiş ve bu videoyu özellikle burada çekmek istedim. Bundan önceki videomda su nasıl içilir, su ne kadar içilir, su nasıl içilir bunu tanımlamıştım. Ben suyun faydalarını çok yüksek olmasına rağmen kilit durumunda ana enstrümanları saymak istiyorum. Çünkü bunlarla ilgili birçok uluslararası panel ve toplantılara katıldım. Bunların bir özetini yapıp daha çok kimyasal derinliğe girmeden bunları sizlere aktarmak istiyorum. Suyun en büyük özelliği bizim aldığımız besin, vitamin ve minerallerle ilgili çözücü görev yapmasıdır. Aynı zamanda su bunları parçalayıp emilimini artırmaktadır. Ve aynı zamanda su bağırsaklarımızda bir kayganlık sağlayarak bizim besinleri hızlı almamızı ve kabızlık yaşamamamızı sağlamaktadır. Vücudun birçok bölgelerinde besinlerin işlenmesi sonucu atıklar ve zehirler oluşmaktadır. Toksik gıdalar oluşmaktadır. Su bunları hem böbreğe hem de kendisi karaciğere göndererekten yine bizim için son derece güzel bir görev yapar. Su aynı zamanda bizim felç ve kalbe bağlı ataklar geçirmemizi önler. Birçok yapılan klinikteki sonuçlarda kalp krizinin özellikle gece 2 ile 5 arasında geldiği, bu dönemde de gece bir bardak su içmenin kanı sulandırdığı için bu tür bir olumsuzluğu önlediği ile ilgili çok güzel klinik değerler var. Onun için su mutlaka gece yatmadan önce bir bardak içiyoruz. Aynı zamanda su beyin fonksiyonlarını da çok iyi hale getiriyor. Bununla ilgili çok ilginç deneyler var. Örneğin çocuklara Lego takmalar öğretilmiş ama bazı grup çocuklara su verilmiş, bazı gruplara verilmemiş. Su verilmeyen gruptaki çocuklar Legolara takmakta ve birleştirmede diğer su içenlere göre biraz daha gecikmişler, dikkatleri dağılmış. Bunlarla ilgili yine değişik panel ve konferanslarda belli bölüm izleyicilere su verilmiş, belli bölüm izleyicilere su verilmemiş. Bakmışlar ki su içmeyen dinleyicilerin belli bir zaman sonra dinlenme kırılımları artmakta ve bu konferanstan kendileri kopmaktadır. Bu anlamda su bize düşünsel faaliyetlerde son derece yardımcı olur. Yaşlı insan gruplarında Alzheimer ve sinir sistemine bağlı bazen Parkinson türü rahatsızlıklar oluşmaktadır. Bu insanların bazılarına ne kadar su içtikleri sorulmuş. Baktıkları zaman az su içen insanların Parkinson ve Alzheimer'la ilgili sorunları daha hızlı karşılaştıkları, en azından su ile ilgili bir problemin de bu anlamdaki olumsuzluğunu yaşadığı görülmektedir. Ben şuna inanıyorum, çok açık söyleyeyim. Bunlarla ilgili bir anket yapılsa, yani insanların anne baba adı sorulduğu gibi, doğum tarihleri sorulduğu gibi, hastaların su ile ilgili bazı veri tabanları oluşturulsa, bazı mekanizmaların sularla ilgili ne kadar bağlantılı olduğunu göreceğiz ve inanın bu değerler hepimizi olağanüstü şaşırtacak. Onun için acıkmadan mutlaka su içelim. Bu da bizi son derece yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bir akran karşılaştırması var ki bu sonuçta beni çok etkiledi. Aynı yaş, aynı gruptaki bayanlar, kadınlar ve erkekler karşılaştırılmış. Daha çok su içenlerin ciltlerinin daha parlak, daha canlı olduğu, aynı zamanda gözlerinin de daha parlak ve keskin olduğu ile ilgili bazı analiz sonuçları var. Daha doğrusu bunlarla ilgili bazen raporlar var. Son derece ilginç geldi bana. Suyun bir mekanizması da stres, gerginlik. Bu durumlarda da bir bardak su içtiğimiz zaman stres ve gerginliğimiz büyük oranda sönümlenmektedir. Hatta bazen bir olumsuz karşılaştığımız zaman derler ki üzerine bir bardak su iç. Ama bu içilen bir bardak su gerginliği almak için midir? Bizim bir özdeyişimiz midir?
Onu da tam olarak bilmiyorum. Vücudumuz bir klima gibidir. Bizim vücudumuz büyük bir sıcak ortamla karşılaştığı zaman yoğun olarak terleyip bizim daha fazla bir ateşimizin yükselmemesi için vücut suyu kullanarak, suyu ataraktan bizi soğutmaya çalışır. Çok üşüdüğümüz zaman da yine su kendi mekanizmasını, içindeki suyu ısıtarak bizi yine üşütmemeye çalışır. Onun için su hem bizim çok yüksek sıcakta hem de üşümemizde, iç dinamizminde kullandığı bir değerdir. Ve bunu özellikle söylüyorum. Şimdi suyu azaldığı zaman dehidrasyon yaşarız. Bu dehidrasyon yaşadığımız zaman birçok vücut hata yapmaya başlar. Vücut düşünsel hata, karar verme hata, onlarla ilgili bir problem çözme hatası, dikkat dağınıklığı. Bu çok ileriye gittiği zaman da kısmi baygınlıklar bile yaşayabiliriz. Bu tür susuzluk yaşayan insanlara yapılan ilk müdahale serum verilmesidir. Aslında serum izotonik bir sudur. Yani izotonik sudur. Bunda izotonik suda %99.1 su, %0.9 da tuz vardır. Çölde kayıp olan, susuz olan birçok insanlara ilk önce su verilir. Su bu kadar kıymetlidir. Şimdi suyun bir önemli özelliği de bu virüsün yaygın olduğu dönemlerde suyu bir tık daha yüksek düzeyde tüketmek zorundayız. Çünkü akciğere oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri verimi suyla beraber büyük oranda artmaktadır. Onun için suyu ben önemsiyorum bu dönemde. Hamilelikte de insanların su içme oranını biraz artırdığı zaman sabah uyandıkları zaman mide bulantısının büyük oranda azaldığı ile ilgili raporlar vardır. Ben bunu da özellikle söylemek istiyorum. Su gökyüzünden yağmur olarak düştüğü zaman toprağa değer. Oradaki topraktaki mineraller alır, derelere gelir. Sonra oradan barajda birikir, arıtmalara gelir ve bizim borularla çeşmelerimizden evlerimize ulaşır. Bunun için burada birçok işçi, mühendis görev almıştır. Onların hatırı için, gönül için, tasarruf için, suya duyduğumuz saygıdan dolayı mutlaka tasarruf edelim. Su o anlamda çok kıymetli bir unsurdur. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bazen işiteceğiniz bir cümle sizi sağlıklı yapma anlamında güzel bir katkı koyar. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın. Su kadar aziz olun.